Evet herkese merhaba. 96. metin çevirisi ile bu videomuzda devam edelim. Kalem. İnsanoğlu asla tatmin olmamıştır. Ne ile? Sadece konuşmayla tatmin olmamıştır. Bazı nedenlerden dolayı o her zaman düşündü onun fikirlerinin olduğunu. Öylesine önemli olduğunu düşündü ki o her zaman çalıştı, bulmaya çalıştı, bulmayı denedi yollarını. Kaydetmenin onları kağıt üzerine, onları kaydetmenin yollarını bulmayı her zaman o denedi. Öylesine önemli olduğu için, onun fikirlerinin öylesine önemli olduğunu düşündüğü için. İnsanoğlu geliştirdi pek çok sistemini yazmanın pek çok sistemini geliştirdi. O ayrıca geliştirdi çeşitli aletler. Ne ile ilgili? Yazma ile ilgili çeşitli aletler geliştirdi ayrıca da. Biri ilk aletlerin biri geliştirilen insanoğlu tarafından geliştirilen ilk aletlerin biri yazma için İnsanoğlu tarafından geliştirilen ilk aletlerin biri idi. E, taş kalem diye de geçtiği oluyor. Kalem direkt kalem de diyebiliriz. Kalemdi. O keskin bir aletti. Yapılan, neyden yapılan, kemik ya da metalden yapılan keskin bir aletti ve onunla yazıcı yapabilirdi işaretler yapabilirdi. E, taş ya da ahşap üzerine e, işaretler yapabilirdi. İzler bırakabilirdi de diyebiliriz burada. O kullanılırdı. Kullanıldı. Ne zaman? E, binlerce yıl boyunca o kullanıldı ve çok pratikti. Fikri. Kullanma kalem kullanmanın fikri ve mürekkep kullanmanın fikri geliştirildi tarafından Mısırlılar tarafından geliştirildi. Onların versiyonları yani onların kalemlerinin versiyonları yapıldı. Neyden? Bambudan yapıldı. Onlar keskinleştirdi bir ucunu. Gövdenin bir ucunu keskinleştirdiler ya da gövdenin aynı anlamda kullanmış burada. Yapmak için bir uç, yapmak için gövdenin bir ucunu onlar keskinleştirdiler. Yani e, nokta hangi nokta sizin onunla yazdığınız noktası e, uçtan kastedilen burada ucu açıklamış. Yani nokta sizin e, onunla yazdığınız nokta uç derken budur. Sonra onlar doldurduğu boş parçasını kısmını Gövdenin mürekkeple doldurdu, boş kısmını mürekkeple doldurdu daha sonra ve bastırdı, mürekkebi uca bastırdı. Bir iyi bir fikirdi, o iyi bir fikirdi fakat kağıt e, sonra icat olduğu zaman, kağıt daha sonra icat olduğu zaman çok daha ince alete ihtiyaç duyuldu. Çok daha ince bir alete ihtiyaç duyuldu. Problem çözüldü. Ne ile? İcadı ile. Tüy kalemin icadı ile problem çözüldü. Tüy kalemdi bir büyük e, tüydü. Neyden? E, kanadından ya da kuyruğundan. Bir kuşun kanadından ya da kuyruğundan bir tüydü. Tüy kalem ayrıca da ver, e, verdi bize kelimesini pen kalemes pen kelimesini verdi bize yani o kelime ortaya çıktı. Tüy Latince'de tüy Latince'de tüy pennadır. Bu kalem bir tüy olduğu için ancak bununla birlikte bu kalem bir tüy olduğu için o zorundaydı. Ne yapılmak? keskinleştirilmek zorundaydı ee, oldukça sık keskinleştirilmek zorundaydı özel bir e, alet yapıldı bu amaç için özel bir alet yapıldı o alette nedir kalem tıraş o zaman için tabi çakı e, şimdinin kalem tıraşı tüy kalem kullanıldı ne zamandan itibaren 6. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar tüy kalem kullanıldı. Fakat 19. yüzyılda bir makina icat edildi. Hangi? Başarılı bir şekilde bir uç yapan metalden başarılı bir şekilde bir uç yapan ve hangi makine yine böylece çözen bir makina. Neyi? Problemi keskinleştirme problemini böylece çözen bir makina ve metalden bir başarılı bir şekilde bir uç yapan bir makine 19. yüzyılda icat edildi. Uç e, takılabilir. Neye? Bir tutucuya takılabilir ve daldırılabilir bir mürekkep şişesine daldırılabilir. Sonuçta 1884'te genç bir Amerikalı e, buldu bir yolunu buldu koymanın mürekkebi tutucuya koymanın bir yolunu buldu ve e, tü, e, dolma kalem dolma kalem bizim e, onu bildiğimiz şekliyle dolma kalem bizim onu bildiğimiz şekliyle dolma kalem tamamladı dolma kalem'i tamamladı e, dolma kalem çok popüler olsa da çok daha popüler türü, kalemin çok daha popüler bir türü icat edildi. 1943'te icat edildi. Bu tükenmez kalemdi. İcat edilen tarafından icat edilen tükenmez kalemdi. Bir Arjantinli biro tarafından icat edilen bu tükenmez kalemdi.